Yeni bir kombin denemeden önce dün Aleyna ve Esra arasında çıkan tartışma hakkındaki düşüncelerini öğrenebilir miyiz? Aleyna Esra'yı o kadar çok kışkırttı ki ve Aleyna'nın huyu bu. Podyuma çıktığı zaman tamamen mağduru oynuyor. Ya sen ne mağdurusun? Etrafında bir tane arkadaşın kalmadı. Yakında ekiple de kavga edersin ki hatırlatırım ekibe karşı da bu tarz konuşmalarda bulunmuştu. O yüzden Aleyna bir an önce oynamayı bıraksın, kendi kişiliğini yansıtsın diyeceğim ama yansıtamayacağı için bizi sürekli ortaya atmaya çalışıyor ama Aleyna sen benim ateşimle yanarsın. İnsanı delirtip delirtip bu noktaya getirip sonrasında bir de ben öyle yapıyormuş gibi muamele yapıyorlar. Ben böyle bir şey asla kabul etmiyorum. Bu mağazada başka bir kombinin var mı? Bir kombinim daha vardı ses. Hemen giyip geliyorum. Tattım. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin Aleyna? Çok şık bir stiletto tercih ederdim. Zaten bugün çanta almayacağım. Eğer param kalırsa belki çeyizlik bir şeyler alırım ama paramın kalacağını da düşünmüyorum. Bakacağız artık. Ona ben bir konu şey yapacağım, konuşacağım. Fiyatını da öğrenelim mi? 950 TL. Deneyecek başka bir kombinin var mı? Gidiyorum ve geliyorum, bay bay. Merhaba, ben geldim. Kırmızıların içinde geldim. Üstümde güzel oturdu. Rengini de sevdim ama daha güzel elbiseler var, onlara da bakacağım. Fiyatı ne kadarmış peki? Bunun fiyatı 570 TL. Başka bir kombinin var mı? Başka bir kombinim var. Beni bekle, geliyorum. Hello. Nasıl bir elbise denedin, anlat bakalım Esra. Kombinimi hemen anlatıyorum. Siyah kalemgir elbise denedim. Ceket formu var sanki birazcık elbisede. Tabii bana birazcık bol oldu. Bayağı büyük oldu. Bu 36 beden. Bunu alırsam eğer ki bunu yaptırırım. Altına çok yüksek bir stiletto tercih ederim. Ama yüksek topuklu olması gerekir. Kesinlikle siyah bir kuğu gibi olmak isterim çeyiz günümde. O yüzden siyah yüksek bir stiletto. Saçlarımı da yine bu şekilde at kuyruğu yaparım. Çok güzel aksesuar. Aksesuarlarla da kıyafetimi ve kombinimi tamamlarım diye düşünüyorum. Elbisene karar vermeden önce Hülya ile aranızda bir türlü erimeyen buzların bir nedeni var mı? Hülya geldiğim günden beri benden hoşlanmıyor. Çünkü Hülya'nın arka taraftaki fikirlerini, düşüncelerini dışarıda söylediğim için ben sesimi ya da ağzımı açtığımda kız direkt kriz geçirmeye başlıyor. Onun dışında ben Hülya'yı bu evdeki işte kemik kadro ilk geldiğim günden varım sözünü de zaten çok saçma ve boş buluyorum. Kaldı ki eğer böyle bir kemik kadro varsa ben o kemik kadroyu tek tek dağıtacağım Hülya'cığım. Sen hiç merak etme. Ya dağıtsın da görelim ya. Of. Hülya ve Tina'nın önceki mesajlaşmalarıyla ilgili ne söylemek istersin peki? Biz dışarıda beklerken Hülya Tina'ya bir anda, yani hiçbir şey olmadan, Tina Hülya'ya yükselmemişti bile. Herkesin içinde dedi ki bana attığın öyle mesajlar var ki Tina'cığım, ben onları gösterirsem sen ağzını açamazsın dedi. Bu cümle bir tehdit içeriyor. Kaldı ki Hülya'nın çok saf birisi olduğunu düşünmüyorum. Bunu bilerek özellikle bizim yanımızda söyledi. Tabii ki de ben bunu dışarıda söyleyeceğim. Ne vardı ki o mesajlarda sen bu kadar arkadaşını, hani mesajını kullanacak kadar yere biliyorsun? Anlamış değilim. Tina zaten gerekeni söyledi. Hülya yine inkar etti. Esra yazıyor dedi. Tina da dedi ki hayır, tam da bu anlamda söyledin dedi. Hülya kendi kazdığı kuyuya düştü. Yani her şey belli bence. Mesaj içeriği nedir onu bilemiyorum tabii ki de. Başka bir kombinin var mı peki bu mağazada? Evet, burada bir kombinim daha var. Ben hemen deneyip geliyorum. Bye bye. Bu ne neşe böyle? Evet, çünkü çeyiz açıyoruz. Bugün mutlu gün. Bugün eğlenceli bir gün. Bugün evleniyoruz. Düğün var, düğün. Düğün öncesi çeyiz sergisi için aldığın elbiseni nasıl kombinlersin peki? İnce kalem topuklu. Stiletto düşünüyorum. Çünkü neden? Serdar Bey, benim ayak tırnaklarımla ev tırnaklarımın renkleri şu an farklı ya. Ona takılıyor. Göstereyim, merhaba. O yüzden stiletto yapacağım. Bu elbisenin fiyatı ne kadarmış peki? 695 TL. Bu arada Hülya ve Tina mesajlaşması hakkındaki senin görüşlerini de öğrenelim mi? Sabahleyin meraklı melat hemen ona sordum. Hatta aldım telefona, baktım. Aşkım al bak dedi. Ben de baktım. Bir bir bütün mesajları okudum dış sesçim. Ben seni seviyordum, sen beni seviyordun. Üzüldüm, kalbim kırıldı. Şöyle böyle bu kadar. Olayları abartanın kim olduğunu düşünüyorsun? Hülya tabii ki. Paylaşımın için teşekkürler Eda. Elbisene karar verdin mi? Evet. Hadi o zaman kasada buluşalım. Hadi bay bay dış ses. Change it, jet set through the islands.
Eda seçtiği elbise için 695 lira yerine 550 lira ödeyerek ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Biz de hemen Hülya'nın yanına ışınlanıyoruz. Üzerindeki elbiseyi tercih edersen nasıl kombinlersin Hülya? Taşlı bir ayakkabı bulursam çok iyi olur. Set almak istiyorum bir tane boynuma ve küpe olarak. Çanta zorunlu değilmiş bugün zaten. Çanta almayı hiç düşünmüyorum. Evdeyim zaten. Fiyatı ne kadarmış peki? 590 TL. Bu arada Eda bu sabah Tina ile olan mesajlaşmalarınızı okumuş ve içeriğinde sakıncalı bir mesaj görmemiş. Ne arıyorlar biliyor musun? O onun arkasından bunu dedi, işte o onun arkasından bunu dedi. Onu arıyorlar. Onlar benim için ciddiye alınacak şeyler değil. Siz yarışmacı değilsiniz jöleler. Madem aldın o telefonu verdin, ay ben ne yaptım ki dedin. O zaman ben de söyleyeceğim ve bak bakalım bundan sonra seni burada kim ciddiye alacak Tina'cığım. Mesajları Eda'ya gösterdiği için mi sinirlendin? Eda'ya göstermesine çok kızdım. Sırf orada ay ben ne yaptım ki ya? Eda, seni göremediğin şey Eda hiç göremez. Siz finale oynayan yarışmacılar değilsiniz çünkü burada. Kızabilir, hiç beni ilgilendirmez. Bu iddiayı kendisi ortaya attı. Ben hiçbir şey demedim. Eda ile sabah aranızda neler geçtiğinden bahseder misin peki? Kendi kendime oturuyorum. Sizin gibi jöle kıvamında insanlarla oturmamak için tek başıma oturuyorum. Sürekli konuşuyor. Artık böyle kafamı şişiriyor. Ay böyle duvara karşı oturmuşsun. Kediler küsünce böyle duvara karşı otururlar. Sabah sabah. Normalde gülüp geçen kız bu sefer böyle bir ay Eda her şeye bir cevabın var değil mi? Her şeye konuşuyorsun falan filan yapmaya başladı. Ay dedim bir şey söylemedim dedim. Hani gül geç dedim. Her şeyi ciddiye alıp bik 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 kavga etmene gerek yok sabah sabah dedim. İlla konuşacak bir muhabbet yapacak ya konuşma kardeşim benimle. Bunun için bu kadar sinirlenmeni anlamsız buldum doğrusu. Bu arada elbisene karar verdin mi? Evet karar vereceğim. Artık kasaya gideceğiz. Sonra da gideceğiz ayakkabı ve takı alacağız. Biz seni kasada bekliyoruz o halde. Hülya seçtiği parçalar için 590 lira ödeyerek ayakkabıcıya doğru yola çıkıyor. Biz de hemen Zeynep'in yanında alıyoruz soluğu. Bu elbiseyi nasıl kombinlersin Zeynep? Bunun altına yine güzel bir stiletto ve gold aksesuarlarla ama buna kolye takmıyorum, küpe takıyorum. Kombinimi tamamlarım. Fiyatını da öğrenelim mi? 570 TL. Elbisene karar vermeden önce Aleyna'nın geçen hafta kolyeyi kazanması hakkında ne düşünüyorsun? Aleyna'cığım, senin o sevindiğin ikinci kolyeni ben aldığımda sen daha 19 yaşındaydın. O kadar eski, o kadar geriden geliyorsun yani. Ben evet aylar sonra kolyemi almış olsam da 3 gün üst üste gün birincisi olup 20 tam puanla kolye alamadığım haftayı biliyorum. Ben gün birincisi çok oldum 20 tam puanla. Buna da alışığım dediğim gibi. Kolyemi de aldım aslanlar gibi. Şimdi kalkıp kimse boş konuşmasın. Bu saatten sonra da artık son kolyeyi finalde mi görürsün? Yoksa cuma günü giderken benim boynumda mı görürsün? Bilemem. Başka bir kombinin var mı Zeynep? Başka bir kombinim daha yok. Siz kasada görüşürüz.